Çok değerli hocam, TRT'de yayınlanan bir dizide İsrail askerlerinin çocukları öldürmesinin gösterilmesi İsrail tarafından kışkırtıcılık, antisemitizm olarak yorumlandı. Sizin bu konudaki yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Son dönemlerde İsrail ve Türkiye arasında suni bir gerilim oluşturulmaya çalışıldığını düşünüyor musunuz? Evet, kitapta bugünlerde yaşanan sıcak gelişmelerin üstüne bir soru. Evet. Bir çocuğun şehit edilmesinin çirkin olduğunun gösterilmesi İsrail'in lehinedir. Türkiye'nin lehinedir. Bütün insanlık alemin lehinedir. Kim yapıyorsa bunu telin etmek anlamındadır. Eğer bunu bir Hristiyan yapıyorsa bu da aynı şekildedir. Yani orada bir herhangi bir çocuğun herhangi bir inanç veya düşünceye mensubu tarafından şehit edilmesi esastır. Burada Musevileri kötüleyen bir şey yok. Museviler bizim canımız. Hangi Musevi bir çocuğun şehit edilmesini ister? İster. Evet, değil mi? Hangi Musevi ister? Hangi Hristiyan ister? Dolayısıyla dindar Museviler bundan alınmasınlar. Yani onlarla ilgili bir şey değil. Bu sadece zalimlere yönelik bir protestodur. Hı hı. Ateist, Siyonist, Masonik odakların yaptığı kalleş suikastler, kalleş eylemlere karşı yapılmış bir izahtır. Hı hı. Bunun anlamı aynı zamanda bir Musevi, dindar bir Musevi çocuğa da bu yapılıyorsa bu çok çirkindir. Dindar Musevi bir hahama da olabilir. Dindar herhangi bir kişiye yahut bir Hristiyan bir kardeşimize de olabilir. Çocuk olabilir, yaşlı olabilir, fark etmez. Bu tip eylemler çirkindir anlamında bu. Evet. Bunu hepimiz destekleyeceğiz. Tabii. Yoksa Museviler çocuk şehit eder mantığı çıkmaz bundan. Ona kalırsa Müslümanlar da yapıyor. Müslüman olan kişiler de bazen zulüm yapabiliyor. Bombayla giriyor insanı. Değil mi? İnsanların öldürülmesine sebep oluyor. Bu nasıl çirkinse bu da çirkindir. Dolayısıyla bu tarz filmler, yani mazlumları ve masumları ezen, insanları telin eden filmler faydalı filmlerdir. Dolayısıyla alınmaya, tedirgin olmaya gerek yok. İnşallah. Tek gerilimin o olduğunu da zannetmiyorum. Aslında bu Türkiye'nin Anadolu Kaplanları tatbikatına İsrail'in çağrılmamasıyla da birazcık alevlendi diye düşünüyorum. Neler söyleyeceksiniz bu tatbikata ilişkin? Sizin açıklamalarınız vardı daha öncesinde. Evet. Yine bu da aynı şekilde. Yani İsrailli pilotlar hiçbir şekilde birçoğu Filistinli kardeşlerimizi bombalamak, onları katletmek istemiyorlar. Bunları zorla gönderiyorlar yukarıdan. Ateist Siyonistler. Ve bu çocukları katil konumuna getiriyorlar. Yani katil konumuna getiriyorlar. Onlar da şehit olmuş oluyorlar. Bunun önlenmesi içindir bu. Yoksa hangi Musevi Filistinlilerin havadan bombalanmasını gerçek dindar bir Musevi ister? İstemez. Bunu protesto etmek, bu eylemleri durdurmak içindir bu. Aynı şekilde bir Musevi de biz gökten, uçaktan, bombayla veyahut herhangi bir füzeyle değil mi? Evet. Öldürmenin çok çirkin olduğuna inanıyoruz. İnşallah. Yani bundan ilgili eğer bir çalışma varsa bu da durdurulsun. Evet. Hristiyanlara yönelik varsa bu da durdurulsun. Veyahut komünist de olsa fark etmez. Yani bir insan fikrinden dolayı bombalanmaz. Bir insan fikrinden dolayı yerle bir edilmez. İnşallah. Mahkeme dersin, yargılarsın. Cezası neyse ona göre cezası verilir. Havadan bombayla çocuklar, anneler, genç kızlar, yaşlı amcalar, hiç alakası olmayan insanlar katlediliyorlar. Ve bir suç varsa zaten cezası ölüm değildir. Değil mi? Cezası hapsedersin. Evet. Yahut neyse mahkemede yargılarsın. Ama bu tarz bir metodu benimsememeyi güzel bulması lazım İsrail'in. Ama işte yargılarsınız ama yargıladıktan sonra da işkence yapmamanız gerekiyor. Tam bu tabii yani o da insancıl tabii, şartlarda tabii. Yani normal. Yani uluslararası hukuk ve kanuna uygun olarak olması lazım. Hem yargı, hem hakim, hem infaz memuru böyle olmaz. Yani havadan pilot karar verip yerle bir edemez bir evi. Gel burada size bunun eğitimini verelim mantığı mı olacaktı yani? Tabii ki olmaz. Burada değil hiçbir yerde eğitimi olmasın. İsrailliler de böyle bir acı içerisinde olmasın. Hristiyanlar da acı içerisinde olmasın. Çünkü bu havadan bombalamada Hristiyanlar da bazen isabet alıyorlar. Aynı şekilde mesela bazen de Filistinliler onlara roket atıyor.
orada mazlumlara geliyor. Mesela bu da çok anormal. Evet. Ve bu da çok çirkin. Evet, inşallah. Bunların tamamının olmaması lazım. İnşallah. Yani bunların hepsi bir bütündür. Yani burada şu olsun, burada bu olmasın, bu olmaz. Hiçbir yerde havadan bombalama, havadan insanlara dehşet götürme olayı olmaz. İnşallah. İnşallah. Yani ancak savaş konumunda olabilir. Yani meşru savunma olarak yapılabilir. Onun da birçok kuralı vardır. Yani ancak mütecavizlere karşı, yani cinayet işliyorsa, adam öldürüyorsa ve kurtulacak hiçbir yol yoksa o zaman müdahale yapılabilir. Ki o da hukuku vardır onun. İnsancıl yönlerinin uygulanması ve aşırıya gidilmemesi şartıyla olur. Yani nefsi müdafaa olarak oluyorsa ancak o şekilde olabilir. Siz mesela açıklamalarınızda diyorsunuz zaman zaman yurt dışında radyo bağlantılarınız oluyor. Oradaki insanlara açıklıyorsunuz. Mehdiyet döneminde huzurun geleceğine, barışın sağlanacağına dair söylemleriniz oluyor. Mesela bunlar çok güzel. Orada dökülen kanın artık dinmesi, artık bir huzurun tabii gelmesi ki için çok güzel açıklamalar. Hayır, Filistin'de yağmur gibi bomba yağdırmaya ne gerek var? İnşallah. Yıkın duvarları, açın. Kardeş olun, sevin birbirinizi, bunu sağlayalım, muhabbet ortamı olsun, koskoca arazi, bomboş ortalık. Yani bir avuç İsrailli var orada zaten, nüfusları da az. Yani kime yetmiyor oradaki arazi? Uçsuz bucaksız arazi, bomboş her yer. İstediğiniz gibi orada tarım yapın, yaşayın, çocuklar koşuştursun, Filistinlilerle kardeşçe yaşayın. Havadan bombalama yaparsa o da sana roket atar, o ona bomba, o ona... O zaman iki taraf da helak olur, Allah esirgesin. Ve bu iki taraf için de bir zulüm bu. Bunu hiçbir dindar Musevi istemez. İnşallah. Yani böyle bir oyuna hiçbir dindar Musevi'nin de gelmemesi gerekir. Tabii ki böyle bir eğitimi kabul edemeyiz. Edilmemesi lazım. Yani adam öldürme eğitimi verilir mi? Verilmez inşallah. Ondan sonra gidip Filistinli o mazlumları gidip bombalıyorlar. Barış imkanı varken, kardeşlik imkanı varken, dostluk imkanı varken, bunun yolunu aramak varken, bunu bırakıp da böyle bir yola girmek, ya oradaki insanların güvenliği aslında çok tehlikeli. Bu düşmanlık neye götürür? Müslümanı Musevi'ye düşman et. Musevi'yi Müslümana düşman et. Kan gövdeye götürür, Allah'a esirgesin. İki tarafa da yazık bu zaman. Ne gerek var? Biz Allah'ın kullarıyız. Siz Musevi'siniz. Allah sizi Musevi yaratmış. Biz de Müslüman yaratmış. Kardeş olalım, dostça. Yıkalım o duvarları. Ticaret yapalım, eğlenelim, gülelim. Beraber sofra kuralım, yemek yiyelim. Yani bu acıya, bu ızdıraba ne gerek var? İnşallah. Kan kan getiriyor. Acı acı getiriyor. Kan derhal durması gerekir. Kan getiren, kan dökülmesi neden olan bütün silahlar kaldırılmalı. İnşallah. Bütün çalışmalar durdurulması gerekir.